daha farklı bir tercih yapılabilir miydi orman konusunda? Elise erkenden tercih edince farklı bir tercih gibi düşündürttü. Ama göreceğiz. Evet ve seçim yasaklama ekranı tamamladık. Akademi Ligi'nde Galacticos Papara Supermassive karşılaşmasına geçiyoruz. Evet, burada ilk an dökülecek gibi. 113 buraya geldi, örümcek inişiyle mesafeyi kapattı. Sersenletme geliyor, bir de koza. Yalnız Fate buraya doğru yaklaşıyor. İlk an 113'e gitti. Fate deneyecek mi acaba? Çok riskli bir hamleydi. İkinci skor birden. Bir de yani 113'ün bu kazandığı üstünlük, aldığı üstünlük. Seviye 6 Oncan. Manasını da iyi bir noktaya toparladı. 113 buraya doğru geldi. Sıçrası yok Splendor'un. Koza denedi. Koza kaçıyor burada. Sersemletme geldi şimdi. Kule altına Splendor. Buradan çıkış çok zor. Yani Supermassive oyunun maçın başından itibaren domine etti ve etmeye devam edecek. Splendor'un sıçrası döndü. Alameti kullandı burada. Işından geliyor. Işınlarını gördüğü anda geri çıkıyorlar ama Saez de buraya yakın. Kuleyi aldılar, sonra skorları alma ihtimali var. Orada yakalandı. Koza da gelecek ardından. Saez buraya yaklaştı. Kuleye düşmek üzere. Miyazma bırakılıyor ya. İlk önce kuleyi aldı Oncan. Splendor'un üzerine gidiyor 113. Dengeleyici bırakılınca sıçrayı kullandı ve birebir de arkada skor alırken burada son anda sıçrasını kullanıyor Pinkfoon. Ve reaksiyon süresi vardı bence ya. İki ormancı da alt koridorda. 113 göründü burada. Yakalamayı başarıyor. Fate de buraya yaklaştı. Seviye 6. Direkt olarak Elise 113'ün üzerine odaklanıyorlar. Buraya kadar altında. Koldra'ya gitti. İkinci skor da geliyor burada. Oncan'dan kullanılan bir ışından. Orada son anda Fate sıçrasını kullandı. Lexer'dan da bir sıçra. Güzel bir sersemletme Oncan. Lexer kronometreyi kullandı ama o da düşecek. İki skor birden burada Oncan'da. Burada yani iki tane skor. Sonrasında içeri giriyor Oncan. Yalnız kuleden fazla bir hasar yiyecek ve orada... Bu arada Kasiopi'den çok iyi bir taşlaştıran bakış Koldra'nın üzerine sıçrayla takip ediyor. Bir iki taş daha lazım ama yetişemedi. Pinkfoon'a döndü. Pinkfoon kaçabilecek mi bakalım. Zehri kaçırdı orada Saez. Oy. Ve Splendor yetişiyor burada. Ve maçı geri dönmeyi başardı Galacticos ve çok kritik bir anda. Çünkü ya maç... Mal güçlendirme etrafında takımlar. Galacticos burayı bırakmak istemiyor. Koldra'dan kullanılan bir ip var. Koldra yakalandı orada. Arka tarafta yok alan bir Fate var. Karşında Koldra Lexer düştü. Şimdi alt koridorda bir de Vladimir skorunu istiyor burada. Supermassive. Xavier oraya doğru geldi. Oncan. Kitle kontrol. Ultisi kaçtı. Kızıl havuzunu kullanıyor. Çok fazla can yeniledi yalnız. İki skor birden verecek gibi görünüyor Supermassive. Oncan'dan son anda sıçrama kule bırakmayacak onu. Yine alt koridor. Yine bir felaket Supermassive için. Hatta devam edecekler. Devam ediyorlar. Fate'in canı bayağı bir az. Fate de düşmedi. Zorluk çekiyorum anlamakta. Lexer'ın üzerine doğru gittiler. Lexer ilk önce yerine mıhlandı. Daha sonrasında koza. 113 bu arada sıçrası var. Arka taraftan gelen bir isim var. Saez kapattı. Oncan da öbür çalıyı tutuyor ama Oncan hiç yaklaşmadı bile oraya. Yani 2-0-3. Bir Bredemir'in hayaldir. Bu dakikalarda böyle bir skor, bir minyon durumu ama. Ve seviye olarak 12. seviye olan tek isim oldu şu an. Bir de bir istatistik var. Herhalde Oncan. Buraya doğru yaklaşmaya başladı Galacticos oyuncuları. 113'ün canı bayağı basaldı. Timeline lazım. Şimdi çarpı kullanması lazım burada. Saez de kaldı Baron. Şimdi taşlaştıran bakış geldi ama Saez'in pozisyonu çok kötü. Diğer tarafta 113 Fate'e düşecek. Buraya kadar altın aldı Fate. Kronometresi kullanıyor Saez. Pinkfoon son anda hayatta kaldı orada. Ultisinden can kazandı Zonya'sından sonra. Ve Baron'a karşılık. Ama düştü sonra. Kebir bir değişim. Oncan burada 4 kişinin arasında ama Oncan çıkabilecek mi bakalım. Meşin yardıma geldi, inanılmaz bir alan hasarı. Doğru silah skorları kazandırdı burada Meşin'e. Splendor Zonya'yı kullandı orada. Fate de düşüyor. Katliam haberini göreceğiz. Bakıyorum en azından bir inhibitor açabilecek pozisyondalar mı? Riskli olabilir bu arada. Bu kuleyi alıp çıkmaları lazım. Çünkü alev ejderi var. Evet. Baron'un vurup vurmamak arasında kaldı. Ve son vuruşta bu arada o pozisyonu Saez'den geldi. Yine de alt koridor. İkinci kulesini alıyor Papara Supermassive Akademi. Ejderi başlattı Saez. Pinkfoon oraya doğru yaklaştı. Şimdi yakalandı ön tarafta. Miyazma'da bırakıldı. Çok erken kullanılan bir Zonya var. Rumble ultisi pek istediği etki yarattı diyemeyiz. Varus ön taraftaki Nautilus'u yakalıyor. İlk düşen isim bu noktada Fate oldu. Yalnız Meşin düştü. Koldra'nın canı bayağı bir az. Üç kişinin arasında kalan bir Pinkfoon var. Canını yeniledi orada. Bir Miyazma daha bırakılıyor. Kozo skoru getirecek. 2-1 bir değişim. Hatta devamını istiyor burada Oncan. Üç kişinin arasında devam ediyor. Güzel bir kitle kontrol. Splendor yakaladı orada. Splendor'dan kullanılan bir Zonya ama of, en fazla 2 saniye kazandırıyor ona. Saez'den bir sıçra. Koldra'da, düzeltiyorum, Lexer'da hemen sıçrasını kullandı. Ve diğer tarafta 113 tek başına 4. ejderi takımına kazandırıyor.
Yaklaşıyor Fate oraya. Fate. Yaklaşıyor ama... Bir de çaldı. Ne çaldı inanılmaz! Fate! Orada, orada. Inhibitor'u istiyor süpürmesi. Kullanılan bir ulti var oradan Atilius'ten. İlk düşen isim çok hızlı bir şekilde Pinkman oldu. Maçın sonuna doğru geliyoruz. 4 skor. Ayakta kalan tek isim Splendor. Yani işte o kadar büyük bir fark var ki. Baron güçlendirmesi bile kurtarmadı bu pozisyonda. Ne kadar vuruyormuş. Çok güzel. Göremedim. Aa. Ve karşılaşmanın sonuna geldik. Papara Supermassive Academy, Galacticos Academy karşısında 30 dakikalık karşılaşmanın sonucunda galibiyete ulaşıyor.